Sony 10 ay önce bir tane reklam filmi yayınlamış. Az şimdi onu izliyordum. Sony Electronics YouTube kanalında. İşte eğer bir profesyonelsen bu kulaklığı bilirsin. Sony MDR7506. Çok da anlatmamıza gerek yok görüyorsunuz demiş. Zaten bu bir stüdyo efsanesi ve 1991'den beri tüm profesyoneller bunu kullanıyor. Hangi stüdyoya gidersen git bu kulaklıktan da bir tane vardır demiş. Haklı. Bu önemli bir kulaklık. Kulaklık kültürümüzün gelişmesi açısından kesinlikle kanalda ağırlamamız gereken bir kulaklıktı bu. MDR 7506 gerçekten de 1991'den beri çoğu stüdyoda bir stüdyoda birden fazla kulaklık olur arkadaşlar. Belirli amaçlarla her zaman bulundurulan bir kulaklık. Bu kulaklığın bence birkaç özelliği var. Bir tanesi bir kere çok uygun fiyatlı. Mesela bak bu Sony MDR MV1. İşte 400 dolar falan herhalde bunun fiyatı. Şimdi global konuşuyorum. Bu video 2 sene sonra da izlenebilir. Bunlar sürekli gördüğünüz gibi <laughs> yeni modelleri çıkan kulaklıklar değiller sıklıkla. Yani Sony'nin V6 diye bir kulaklığı vardı bundan önce. O 1980'den miydi artık 90'dan mıydı bilmiyorum yine. Bu 91 ise o da 80'lerden falan herhalde. Bundan önce V6 vardı. V6 daha müzikal çalıyordu. Baslar daha fazlaydı. E sonra 7506 çıktı. Bu oldukça flat bir kulaklık özellikle orta frekans bölmesinde. Ee, ondan sonra ben pek stüdyo kulaklığı görmedim diye hatırlıyorum. Şimdi yeni bu çıktı. Mesela bu çok iyi ve bir, bir mix ve master kulaklığı. Ama bunda teknik performansı bu arada kıyaslanmayacak kadar daha iyi. Süper de konforlu. Bu kulaklığın muhakkak incelemesini izleyin. Çok güzel iki tane video yayınladım. Mix Master için çok güzel bir kulaklık arkadaşlar. 150 saat boyunca kulağınızdan çıkartmak istemeyeceğiniz, yorucu bir sesi olmayan, detaylı, saniye yerleşimi çok iyi, mükemmel bir kulaklık. Bunu kesinlikle öneririm Mixer Master yapan arkadaşlarımıza ama bunun rakibi değil. Pahalı. Şimdi bu kulaklığın liste fiyatı şu anda yurt dışında 80-90 Euro'ya bulunabiliyor. Türkiye'de yine yetkili distribütörler aracılığıyla rakiplerine karşı benzer fiyatlar alabiliyorsunuz. E böyle olduğu zaman sen mesela bir stüdyoda bir sürü müzisyene eşlik e, şey ev sahipliği yapıyorsun. Senin birkaç tane bir tane mixin var, bir tane mastercin var, bir tane işte e, ses düzeylerini canlı kayıt esnasında kontrol eden başka bir arkadaşım var. Tamam. Bir sürü alman lazım bu kulaklıktan. 10 tane aldığın zaman kulaklığın fiyatı senin için önem arz etmeye başlıyor. Yani 100 Euro'luk kulakta 10 tane aldığın zaman 1000 Euro ediyor. 400 zaman 4000 Euro oktan o 4000 Euro harcamak istemeyebiliyorsun. Bu o yüzden sürekli alınabilen kolay kolay da bozulmayan çok kolay katlanıp sağa sola fırlatıp atabileceğin ya da hemen çantana koyabileceğin sonik performans ve stüdyolara uygun ses karakteri açısından da ihtiyacı karşılayabilen bu açıdan çok kullanışlı bir kulaklık. Mesela ikinci bir örneği film setlerindesin. Tamam mı? Orada ee, işte bu boomcular Falan bu kulaklığı çok takar. Kamera arkası yönetmen veya direkt kameraman bu kulaklığı çok takar. Sebeplerinden bir tanesi hafif olması dışında ee, şöyle yapabilmendir abi. Clamping Force'u bu anlamda çok iyi. Hemen bir kulaktan şöyle yapabiliyorsun. Hemen şöyle yapabiliyorsun. Efendim abi diyebiliyorsun. Hemen tekrar takabiliyorsun. Çok geniş kafalara göre ayarlanabiliyor. Hemen kısılabiliyor. Yani bu anlamda böyle sağ solda ee, dışarıda sahada kullanmaya yönelik bence çok mantık bir kulaklık Onu söyleyeyim. E şeyi kablosu kordlu. Bu Allah bilir kaç metre uzuyor. Full çekildiği zaman. Böyle kısa gibi duruyor ama ciddi uzayabilen bir kord. Çok esnek. E, sen bununla sağa sola sahada yürüye de biliyorsun. Gibi gibi. Yani böyle e, fiziksel özellikleriyle kesinlikle memnun edecek bir kulaklık. Şimdi baktığın zaman bunun stüdyoda sana sunabileceklerine ya da sesçilere, buğumculara sunabileceklerini. Frekans cevabını açacağım önümde. Bu çoğunlukla flat bir kulaklık. Bas cevabı bir tık arttırılmış. Duyum orada bir tık baharatlandırılmış. Bir tık önde. Ama orta frekans bölümü çoğunlukla kaç hertz burası? 250 hertz yani boğukluğun biraz alınma bölmesi dışında orada bir dipi var. Boğukluk bir tık alınmış. Ben 250 burada bu arada alınmasını sevindim. Çünkü bas cevabı bak e, 20 Hz'den işte 200 Hz'ye kadar biraz baharat tamam mı? Şöyle bir frekans cevabını koyacağım. Bir tık böyle kaç desibel oluyor? Yaklaşık 3-4 desibel önde. Şimdi bundan sonra 250 Hz mid bası boğukluğunu bir tık almışlar. Gövde hala sablarda var. midin Mid'in doygunluğunu biraz alıp ondan sonra... 2 kHz'e kadar da dümdüz flat bir cevaba bu kulaklığı tonlamışlar. Bu çok iyi. Yani spoken words'te konuşma performansında boomcular oyuncunun konuşmasını bu kulaklıkta hem dümdüz gerçekçi hem de önde duyuyorlar. Basların yoğun olmasına rağmen. Şimdi oraya geleceğiz. Biraz önden başladım konuya ama üst frekansların bu kulaklıkta 10 kHz'den sonra bir dipe uğramasıyla Havadar bir kulaklık olmayışı frekans cevabındaki bu kısıt o mid forwardlığı sağlıyor bu kulaklıkta. Orta frekansların hem düz, flat, e, renksiz olması gerektiği gibi hem de önde duyulmasını sağlıyor. Şimdi burada clarity'yi arttıracak tane tane duymanı sağlayacak 2 kHz ve 4 kHz arası bölgeyi de bir tık arttırmışlar hafif keskinliği arttırsın, netliği, o clarity'yi canlandırsın diye. Yani orta frekans bölmesinde en önemli bölge, mixte en önemli bölgeyi sabit tutup 2 4'teki canlılığı, keskinliği biraz arttırıp sonra bu kulaklığı yine dipe sokup 10 kHz'de bir de tiz canlılığı koyup ondan sonra komple kesmişler. Fakat bunun tam tersine direkt tiz bölgesinde üst tizler değil alt ve orta tizlerde asıl makro detayların hakim olduğu Alanların çok önde olup hataları kolaylıkla yakalayabileceğin bu yüzden mix aşamasında çok işine yarayabilecek. Ve bununla birlikte orta frekanslarında çok flat bir e, gidişata sahip olduğu bir kulaklık. Bu anlamda gerçekçi, stüdyo vari bir düğme kalıdığında bir gerçek. Odaklı, alt, orta ve orta üste işine odaklanmanı sağlayıp detayları yakalayabileceğin, hataları duyabileceğin alanlarda da tepelere sahip bir tonal karakter. Fakat master için önermem. Neden? Çünkü en üstler yok. Hava frekanslarından yoksun bir kulaklık. Bu anlamda hem çözünürlük algısı düşük hem de mikro detaylar süper iyi değil. Yani dediğim gibi makro detaylara odaklanıp hataları yakalayabiliyorsun. Ama mixteki master bölümünde en ince mikro detayları, yankıları, yansımaları veya hava frekanslarındaki mesela bir zilin Oda içerisindeki reverb'ünün azaltılması konusunda yani bunun yerine buna güvensen ya da tabii ki fiyat pahalı biliyorum. Tam kıyaslama değil. Ama bunu daha iyi yapabilecek bir kulaklığa güvensen senin için daha mantıklı olur. Yani özetle bu kulaklığın yapabildiği böyle bazı iyi şeyler var. Bu anlamda bu efsaneliğini koruyor. Yani güzel. Ama ee, özellikle teknik performans anlamında dediğim gibi. Müzik dinleyeceksen bence tercih edilecek bir kulaklık değil. Hem teknik performansı bu anlamda seni çok şaşırtmayacak veya memnun etmeyecek. Hem de çok eğlenceli bir tonal karakteri yok. Sıkıcı, düz. Fakat işte monitör uygulamalarına da yatkın. Yani ben 7506'yı ee, uygun fiyatlı ve sektörde birçok insanın bunu kullanarak vokal mix edini bilerek, ee, setlerde, filmlerde spoken verse'leri, konuşmaları bununla duyup monitör ettiğini bilerek bu anlamda size bunu çok referans bir kulaklık olduğunu rahatlıkla söyleyebilir ve bu aşamalarda kullanmanızı teşvik edebilirim. Uygun fiyatlı, uzun süreler dayanacağını size ispatlamış ve orta frekans bölümü flat bir kulaklık. Yani bu fiyata göre çok fazla teknik performans beklentisi de olmamalı zaten tonal karakteri ise tam istediğini veriyor senin. Monitör etme amacıyla kullandığın bu kulaklığı. Mix yapma aracıyla kullandığın zaman beklentin bu zaten. Müzik dinleme için sana yine ben bir equalizer önereceğim. Çünkü sen bir kulaklık alıp paran da bunu yetiyorsa herkes bunu referans aldığı için sen de bunu almak istiyorsan güzel, iyi bir şey yapıyor olabilirsin gerçekten senin için. Almadan önce dinleyebiliyorsan ekstra süper. Ya da boomcusun. Fiziksel özellikleri çok iyi. Spoken verse'ler, konuşma sesleri de önde ve net. Flat, renksiz. Sen bununla çok güzel vakit geçirebilirsin gerçekten o yüzden. Kort uzuyor falan. Alacaksın. Süper ama evde müzikle dinleyeyim diyorsun. O zaman gel sana bir de equalizer ayarı göstereyim. Şimdi geldik abi Equalizer bölümüne. Medir 7506. Bak görüyor musun? Sub bass'ları ama en dibini. Çünkü en dibi biraz daha rolloff'luydu ya bir tık arttırıp ondan sonra sub bas yine sayılabilecek 64 ve 125 arasını bir tık kısıp sonra 250'yi dokunmayıp 500 Hz'i bir tık kısıp 1 kHz'i bir tık arttırıp bu bu sefer benim vokal yorumlanması tercihim. Vokallerin yorumlanması ben bu şekilde seviyorum. 500 bir tık kısılır, 1 bir, 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 bir tık arttırılır. 2 yine bir tık kısılır. 1 öndedir yani. Ben o şekilde seviyorum. Sen dokunmaya da bilirsin bunun flat response'una devam ettirebilirsin. Müzikalliği arttırmaya çalışıyorum şu anda. 2'yi kısıp 4'ü daha da kısıp 8'e çok dokunmayıp 16'yı arttıracaksın abi. 16'yı ne kadar biraz daha fazla da arttırıp 8'i ona göre bir tık daha da kısabilirsin. Eee... Böyle yaptığın zaman bak çok büyük oynamamışım görüyor musun? Ama çok şey fark ediyor. Daha müzikal bir karakteri bürünüyor. Bu sefer bunda müzik dinlemeye başlayabiliyorsun. Özellikle burada en önemli frekans ne biliyor musun? 16. 16 olmayınca kulaklık çok e, off tone bir hale geliyor. Müzikal yani şöyle üst frekans bölgesinde off tone. Kesinlikle alt ve orta bölüm için böyle bir şey yok. Fakat üst frekans bölme sana doğal gelmiyor. Burada bir yanlışlık var diyorsun. Orayı arttırdığın zaman çok güzel müzikal olmaya başlıyor kulaklık ama... Diğer bölmelerde de işte böyle ufak tikler yapacaksın. Senin için önerebileceğim uygun kulaklıklardan bir tanesi de bu. Hepsini göz önünde bulundurarak bu kulaklığı nereden satın alabileceğin linkini de koy, koydum. Dediğim gibi setçiysen, boomcuysan, stüdyo'da uygun fiyatlı mix kulaklığı arıyorsan Mdr 7506 hala güvenebileceğin kulaklardan bir tanesi. Kendini ispatlamış kulaklardan bir tanesi. Kanalımızda da bu efsanevi kulaklığı ağırlamaktan her zaman gibi tüm efsaneler gibi Onur duyuyoruz. Sevgiler.